Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaktadır? 7. yüzyılda Hazarlar Hazreti Osman yönetimindeki Araplarla savaşarak onları Kafkaslar'da durdurmuştur. 8. yüzyılda ise Türgiş Hakanı Suluhan, Mavera'ın Nehir çevresindeki Emevilerin peti hareketlerini durdurmuştur. Peki şıklarımıza bakalım. Arapların yayılmacı politikaları Türk devletlerinin tepkisine yol açmış mı? Tabii ki açmış değil mi arkadaşlar? Çünkü hem Hazarlar hem Türgişler Türk devletidir ve gördüğünüz gibi onların yayılmacılığını durdurmuşlar. Hazarlar Kafkaslar'da, Türgüşler, de, Türgüşler ise Maveray Nehir çevresinde Emevilerin fetih hareketlerini durdurmuşlar. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeyecek bu süreçte. Henüz gördüğünüz gibi savaşlar var arkadaşlar. İki topluluk arasındaki egemenlik mücadelesinden Araplar kazançlı çıkmamış. Çünkü gördüğünüz gibi Hazarlar'da, Türgüşler'de onları durdurmuşlar aslında. Türk Arap mücadelelerindeki temel etken İpek Yolu'na hakim olma düşüncesi mi? Yukarıda böyle bir bilgi var mı? Yok. Türkler ilk kez Hazreti Osman döneminde İslamiyeti tanımışlardır. Yukarıda böyle bir bilgi verilmiş mi peki? Verilmemiş. Sadece yapılan e, savaşlardan onların durdurulmasından bahsedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Medine İslam devletinde unsurlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir. Medine vatandaşlık anlaşmasıyla Müslümanların yanı sıra Yahudiler de Hz. Muhammed'i devlet başkanı, başkumandan ve baş yargıç olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca Medine'deki bütün gruplar arasında imzalanan bu anlaşmayla Yahudiler ve putperestler de Müslümanlarla eşit haklara sahip olmuşlardır. Peki arkadaşlar burada anayasal bir düzen var mı? Tabii ki var. Aslında Medine vatandaşlık Anlaşması bir anayasal düzeni Getirmiştir diyebiliriz Hukuk devleti anlayışı var mı İnsanların hepsi eşit haklara sahip Gördüğünüz gibi aynı zamanda Hazreti Muhammed baş yargıç Olarak da kabul edilmiş demek ki Hukuk devleti anlayışı da mevcuttur Diyebiliriz ancak layık yönetimden tabii ki bahsedemeyiz arkadaşlar Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır Diyemeyiz bu sebeplerle doğru Cevabımız 1 ve 2 yani de Şıkkı olacaktır Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İslam dünyasında mimari eserlerde bölgelere göre farklılıklar gözlenmiştir. Suriye'de Roma ve Bizans, Mezopotamya ve İran'da Sasani, Mısır'da eski Mısır medeniyetlerinin izleri yapılan mimari eserlerde açıkça görülür. Araplar mimari de Türklerden de etkilenmişlerdir. Mimaride kullandıkları kemer ve kubbeler bu duruma kanıt olarak gösterilebilir. Peki arkadaşlar bakalım İslam nin kurallarında değişim yaşanmıştır diyebilir miyiz? Hayır, burada sadece mimari tarzdan bahsedilmiş. Dolayısıyla A şıkkına ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Arap mimari tarzı fethedilen ülkeleri etkisi altına almış mı? Hayır. Aksine Araplar mimari de diğer bölgelerden etkilenmişlerdir. Dolayısıyla B şıkkına da ulaşmamız mümkün değildir. Fetihlerle birlikte İslam mimarisinde gelişme olmuş mu? Tabii ki olmuş arkadaşlar. Çünkü örneğin Suriye'de Roma ve Bizans'tan etkilenilmiş. Mezopotamya ve İran'da Sasan'dan etkilenilmiş. Hatta Türklerden de etkilenilmiş diyebiliyoruz. Dolayısıyla C şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. İslam sanatı özgün eserler vermemiş gördüğünüz gibi. Özgün olsaydı kendine özgü olurdu. Başka unsurlardan etkilenmezdi. Orta Asya Türk sanatı değişmeden günümüze ulaşmıştır. Burada böyle bir bilgi de yok. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İslam tarihinde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Hazreti Ebu Bekir döneminde isyanların çıkması, Hazreti Osman döneminde kabilecilik düşüncesinin iç huzursuzluklara yol açması, Hazreti Ali döneminde Müslümanlar arasında ilk savaşların başlaması. Arkadaşlar isyanlar, huzursuzluklar ve savaşlardan bahsedilmiş. O zamanlıklara baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ortak bir sonuç olur mu? Tabii ki olmaz. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi olur mu? Yine olmaz ama merkezi otoritenin etkinliğinin azalması tabii tabii ki olur. Demek ki merkezi otoritenin etkinliği azalmış ki bu şekilde isyanlar ve savaşlar baş göstermiş diyebiliriz. Yeni mezheplerin ortaya çıkması ortak bir sonuç değildir. Yani isyanlar çıktı diye yeni mezhepler ortaya çıkmaz. Ancak savaşlar çıktı diye olabilir arkadaşlar. Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması da bu durumla alakalı olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumu gelişmelerinden hangileri kanıtlar? Hicret sonrasında Medine'de İslam devletinin temelleri atılmıştır. Peki arkadaşlar Hz. Muhammed'in devlet başkanı olarak kabul edilmesi. Bakın bir başkanlıktan bahsedilmiş. O zaman İslam devletinin temellerinin atıldığına bir kanıt mıdır bu? Tabii ki kanıttır. Mekkelilerin Müslümanlara karşı düşmanca tutumunu devam ettirmesi. Burada bir devletin kurulduğuna kanıt mı arkadaşlar? Tabii ki değil değil mi? Bu olmaz. Medine'deki bütün toplumsal grup katıldığı vatandaşlık sözleşmesinin imzalanması ise İslam devletinin temellerinin atıldığını tabii ki gösterir. Çünkü devletlerin temelinde bu şekilde sözleşmeler, anlaşmalar, anayasalar yer alır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani de şıkkı olacaktır. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak eyaletlere gönderilmesinin amaçlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir. İslam dini içerisindeki yorum farkını en aza indirme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü herkes de eğer okuyabileceği bir Kur'an-ı Kerim olursa kendi kafalarına göre bir yorum yapmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e başvurarak okuyacaklardır. Dolayısıyla çoğaltılarak eyaletlere gönderilmesinin en büyük sebeplerinden biri de budur. Dini ve hukuki uygulamalarda birlikteliği sağlama olur mu? Elbette olur. Çünkü asıl uymaları gereken kitap ellerinde olacaktır. İslamiyetin bozulmasında tabii ki bu durum önleyecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasıyla birlikte herkes doğru bilgiye e, birinci elden aslında ulaşmış olacak diyebiliriz. Bu da İslamiyetin bozulmasını engelleyecektir. E, kitap haline getirilip çoğaltıldığında diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. yukarıda özelliklerine yer verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? İran'da yetişen bir fıkıh alimidir. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim almış. ilim öğrenmek için pek çok ülke gezerek İslam dünyasında Hüceyl İslam yani İslam'ın ispatlayıcısı olarak tanınmıştır. İhya-ül Ulumiddin El-Münküzü Minet Dalal önemli eserleri arasındadır diyebiliriz. Peki arkadaşlar burada bahseden kişi tabii ki Gazali'dir diyoruz. Çünkü İslam'ın ispatlayıcısı olarak tanınan Gazalidir. Çünkü pek çok ülke geziyor ve burada İslam dinini yaymaya çalışıyor aslında. Dolayısıyla ilim de öğrenmeye çalışmış olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Abbasilerin en güçlü dönemi nokta 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 idi. Bu dönemde Bağdat şehri bir bilim ve kültür merkezi haline geldi. Çok sayıda eser Yunanca ve Latinceden Süryanice'ye, Farsça'ya ve Arapça'ya çevrildi. Arapça'ya çevrilen eski Yunan metinlerinin Latince'ye çevrilmesi Avrupa'daki bilimin canlanmasına katkıda bulundu. Bazı tarihçiler bu hareketliliği Rönesans'tan önce bir İslam Rönesansı'nın doğuşu olarak kabul ediyor der Arkadaşlar en parlak dönem tabii ki Halife Harun Reşit dönemidir. Halife Harun Reşit genç yaşta 20'li yaşlarında halife oluyor zaten ve 23 yıl hüküm sürüyor. Bu süreçte özellikle bilime ve kültüre çok önem veriyor. Tabii ki paragrafta da bahsediliyor bu durumdan. Dolayısıyla en güçlü ve en parlak dönemde Harun Reşit dönemidir diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıda özelliklerine yer verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 965 yılında Basra'da doğmuştur. Matematik, astronomi, tıp, kimya, fizik ve optikte önemli başarılar kazanmıştır. Fotoğraf makinesi onun ortaya koyduğu esaslar dikkate alınarak icat edilmiştir. Kitabul Menazir en önemli eseridir. Arkadaşlar özellikle fotoğraf makinesinin onun e, uyguladığı, tavsiye ettiği esaslar dikkate alınarak icat edilmiş olması yola çıkarak da biz doğru cevaba ulaşabiliriz aslında ve Kitabül Menazir de tabii ki İbnül Heyseme aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki eserlerden hangileri Endülüs Emevilerinden günümüze ulaşmıştır? Arkadaşlar Nizamiye medreseleri Endülüslere ait değil, Selçuklulara aittir dolayısıyla olmaz. Ancak Kurtuba Medresesi ve Elhamra Sarayı Endülüs Emevilerinden günümüze ulaşan eserlerdir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Saray hayatının başladığı Emeviler döneminde Arap şiiri yeniden önem kazandı. Edeb adı verilen bu tarzın en önemli ismi Hilafet Ordusu'nun menkıbeleri ve Türklerin faziletleri adlı bir kitap yazmış olan Cahiz'dir arkadaşlar. Tabii ki doğru cevabımız da A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki şehirlerden hangilerinde Abbasler dönemine ait kalıntılara ulaşılması beklenemez. Arkadaşlar Şam ve Bağdat olur ancak Kurtuba şehri Endülüs Emevilerinin başkentidir. Dolayısıyla Abbasler dönemine ait kalıntılar burada yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır.